geçiyoruz. Sevgili öğrenciler, oraya tıklayalım. Kedi kafası var ya. Oraya tıklayalım. Sizin karakteriniz de farklı bir şekil olabilir. Seçebilirsiniz. Mesela kedi seçebilirsiniz. Oradaki balıkları seçebilirsiniz. Yapmak istediğiniz oyunda arka dekoru seçeceğiz. Onun için arkadaki şurada dekorlar yazıyor ya. Dekor butonuna tıklıyoruz ve oyunumuz için hangisi en uygunu ise onu seçiyoruz. Buradan biz hangi işlemleri yapacağımızı seçiyoruz. Hareket mi eklemek istiyoruz? Görünümüyle ilgili bir şeyler değiştirmek, yeni bir şeyler eklemek mi istiyoruz? Tasarladığımız oyunun görüntüsünü nasıl uygulandığını bakabiliyoruz. Sol üst köşede direkt oluşturu yazıyor ya. Oradan daha kolay şekilde devirebilirsin farklı bir yöntemi de bu kuralın nasıl yazıldığını Duygu hocamız. Öncelikle pandemiden önce yüz yüze ve online eğitimlerimiz beraber devam ederken şu an pandemi dolayısıyla online eğitimlerimize devam ediyoruz. Biz online derslerimizde öğrencimizle elindeki malzemeleri nasıl en iyi şekilde, en verimli şekilde değerlendirebilir, nasıl farklı, değişik, eleştirel düşünmeyi de ortaya katarak farklı düşüncelerle yeni eserler ortaya çıkabilir. Onu anlatıyoruz mesela. Tasarım atölyemizde en basitinden bir sanatçımızın sürrealizm akımını anlatıyoruz ve çocuğun çiçek böcekten ziyade o çiçek böceği nasıl farklı bir şekilde ortaya koyacağını, elindeki malzemenin en küçük bir işe yaramaz dediğimiz bir şeyi bile tasarım atölyemizde en güzel bir parça olarak kullandırabiliyoruz mesela. Ve çocuk bir şeyler yapabildiğini görünce kendisi de biz de çok mutlu oluyoruz. Bu konuda öğrencilerimize elimizden geleni yapıyoruz. Birebir ilgileniyoruz. Onlarla çok zevkli ders işliyoruz. Bilim Şehit Kamil'de 5 tane atölye bulunmakta. Doğa atölyesi, tasarım atölyesi, matematik atölyesi, astronomi atölyesi ve teknoloji atölyesi. 5 farklı atölye bulunmakta. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi çevrimiçi eğitimimizde de talep oldukça fazla. Öğrencilerimize çevrimiçi eğitim verirken onlardan basit materyallerle işte evlerinde bulunan makarnadan tutun da ufak bir el işi kağıdına kadar birçok aleti kullanarak yeni yeni etkinlikler yaptırmaya çalışıyoruz. Amacımız zenginleştirici ve yapılaştırıcı bir eğitim vermek. Farklı alanlarda eğitim vererek öğrencilerin ilgi alanlarını tespit etmesini sağlıyoruz. Şu anda pandemiden dolayı da çevrimiçi eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz burada deneyerek, yaparak, uygulayarak yaptıkları için çok keyifli bir şekilde eğitim almaktalar. Çevrimiçi eğitim dediğimiz yani online eğitimde uzaktan eğitim şeklinde veriyoruz. Yani burada yüz yüze yaptığımızı ekran aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben su altı yapmak istediğim için bunu seçtim. Tabii birkaç tane daha ben figür eklemek istiyorum. Mesela hayvanları seçip bir de balık getireyim. Su altının olmazsa olmazı balıktır. Dekor seçilisine bir kere tıklıyorsunuz. Buradan arka planları